Fuji 18 mm f1.4 LM WR Fuji'nin en son nesil f1.4 prime lenslerinden bir tanesi. Bu biliyorsunuz 33 ve 23 ile beraber çıkan seri. Valla elinize ilk aldığınızda kalite kokuyor bildiğimiz klasik XF ve F1.4 yapısı var. Şu geniş otofokus çarkının döngü direnci tam kıvamında. E, diyafram çarkı da gayet güzel dönüyor. Biraz gevşek geldi bana ama çok da önemli değil. F1.4 ile F16 arasında tam 22 basamaklı bir diyafram çarkı var. Onun haricinde Lens'te öyle çok fazla da bir şey yok. E, filtre filitre çapı 62 mm sevgili dostlar. Toplam 370 gramlık ağırlığı. E, yanılmıyorsam 68,8 mm'ye 75,6 mm ebatlarıyla da ne büyük ne de küçük. İsterseniz bunu ben bir size bir HX2'ye takayım. ve nasıl durduğuna bir bakalım. İşte aynen böyle duruyor gördüğünüz gibi. Daha küçük gövdelerde biraz büyük kaçabilir, biraz o zaman öne doğru kayabilir ama XH2, XT4 gibi gövdelerde, XT3 gibi gövdelerde gayet güzel duran bir ölçüye sahip ve gördüğünüz gibi de aşağı basmıyor yani lens. Diyaframı 9 tane yuvarlatılmış bıçaktan oluşuyor ve gayet güzel bokeh, yuvarlak bokehlere sağlıyor. Onun haricinde bu lensle ilgili tabii WR olması gayet sağlamlığını bir kat daha artırıyor. 20 cm yakın çekme mesafesi ve yanılmıyorsam 0,16'lık bir büyütme oranı var. Da Çok çok başarılı değil elbet ama yine de kötü değil yani. Oldukça yakın çekimler yapabiliyorsunuz. Ama daha önemlisi bu lensi ya da daha doğrusu bu seri lensleri hazırlarlarken onlar daha önceden tabii 40 megapiksellik bir kamera çıkartacaklarını biliyorlardı. Ve bu lensleri de 40 megapikselin full potansiyelini kullanabilmek üzere ürettiler. Bunun için de şu küçücük prime lense 3 tanesi asferik bir tanesi ED olmak üzere 9 grupta 15 tane cam eleman koymuşlar, sığdırmışlar bunun içine. Bir güzel avantajı da tabii yeni nesil lineer otofokusu daha doğrusu lineer motoru otofokusun son derece hızlı bir otofokus haline getirmiş ve gayet de güvenilir bir otofokus haline getirmiş. Gerek fotoğrafta gerek de videoda sevgili dostlar. Fokus soluklanması ile ilgili yakından uzağa manuel fokuslemede fokus soluklanması yok denecek kadar az. Sevgili dostlar ki bu video için son derece önemli olduğunu biliyorsunuz zaten. Şimdi Bunlar işin e, teknik kısımları. Bunları Fuji filmin sayfasından da zaten alabilirsiniz. Ben de oradan aldım. Yalan söyleyecek halim yok. Ama benim için daha değerli olan bu lensin performansı. Bu performansı da doğru değerlendirebilmek için klasik duvar testi yaptım. Purple fringing dediğimiz o e, mor çerçevelemedeki başarısını e, bakmaya e, çalıştım. Bu lensin zayıf ve kuvvetli noktalarını en güzel şimdi sizinle beraber bilgisayar üzerinde inceleyelim sevgili dostlar. Evet, Capture One'da burada göreceğiniz görüntüler, duvar görüntüleriyle başlayalım isterseniz. Ve bunları büyütelim sevgili dostlar. Pardon, evet, büyütelim bunları da. Göreceğiniz gibi F1.4'te orta keskinliğinden zaten hiçbir sıkıntı yok ama bütün diğer lenslerde de olduğu gibi F1.4'te köşelerde çok az bir yumuşaklık görebilirsiniz ama önemli olan kısım şu. Genellikle bu tür lenslerde F1.4'te oldukça kuvvetli bir ile karşı karşıyasınız. Bu vinyet F2'ye çıktığınız zaman azalıyor. Köşe keskinliğinde bir parça artış olduğunu görüyorsunuz. Yani çok çabuk toparlıyor lens kendini F2'de. Ama esas F2.8'e geldiğiniz zaman F2.8'de vinyet yok denecek kadar azalmış vaziyette. Köşe keskinliği de artık evet ortayla e, mücadele edecek duruma gelmiş gördüğünüz gibi. Bu lens F4'te artık F4'ten itibaren tamamen kendini buluyor. Ne vinyetin kalıyor, ne başka bir sıkıntı kalıyor. Orta keskinliği, köşe keskinliği hakikaten dört dörtlük bir lens haline geliyor. Bu F6'da da F5,6'da da devam ediyor. F5,8'de de devam ediyor sevgili dostlar. F11'e geldiğimiz andan itibaren şu köşeye biraz bakacağım. Evet, tabii ki diffraction'dan dolayı yavaş yavaş köşelerde de bir e, yumuşama kalıyor. F16'da ise bakıyoruz toparladı. F16'da da gördüğünüz gibi biraz ortada da yumuşama var. Köşelerde de yumuşama var. Ve vinyete tekrar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu lens şöyle söyleyebiliriz. F1.4'te de çok başarılı ama gerçek başarısı F4 ile F8 arasında en keskin noktalarını yakalıyorsunuz. Ama F1.4'teki bokeh lezzetinde ayrıca göstermemde fayda var. Mesela şurada çek, F1.4'te çektiğim. Ve F1.4'te dahi keskinlikten çok da ödün vermediğini göreceksiniz. Yani şu detay yakalama başarısına bakar mısınız arkadaşlar? Hakikaten müthiş bir lens. Devam edelim. Başka ne çekmişim? Dediğim gibi 20 santimetre yakın mesafesi ancak sizi bu kadar yaklaştırıyor. Ee, biliyorsunuz 16 milimetre F1.4 prime lenslerde bu konuda 15 santimetreye kadar düşüyor ve neredeyse sujenin lensle dibine kadar girmenizi sağlıyor. F18'de yani bu lensde o yok. Ama müthiş detay yakalıyor. f F16'dan yani eski nesil lenslerden daha keskin bir lens olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. F1.4'teki detaya bakarsanız zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet sevgili dostlar bir de size şeyi göstermek istiyorum. Ee, purple fringing dediğimiz... Evet. Purple fringing dediğimiz kısımda bu F1.4'teki e, şekli. Şimdi buraya geldiğiniz zaman yazının etrafında normalde tabii daha kuvvetlilerde bir mor çerçeveleme ama bir mor çerçevelemeyi siz daha ziyade şurada görmeye başlıyorsunuz. Bakın şurada bir mor çerçeveleme mevcut. O F2'de düzelmeye başlıyor ve F4'te sevgili dostlar tamamen kayboluyor diyebilirim. İşin güzel kısmı da isterseniz birkaç tane de fotoğrafa bakalım sizinle beraber. Bunu bir kapatalım. Evet sevgili dostlar. Buradan itibaren başlıyoruz. Bu fotoğrafların çoğunu ben 5,6'da çektim. Gördüğünüz gibi hakikaten köşeden köşeye hiçbir sıkıntı yaratmıyor ki normal yerlerde olmama rağmen devam edelim. Yani şuradan ben size birazcık şunu yaklaştırayım da. Yani gerçekten çok başarılı sevgili dostlar. Devam edelim. <laughs> Devam edelim. Renk tercümelerinin de son derece doğal olduğunu görüyorsunuz. Renk üzerine hiçbir oynama yapmadım. Bunu da evet biraz yüksek şeyde çekmiştim, diyafragma çekmişim. Bokehini daha rahat gösterebilmek isterdim ama hata yapmışım. Aa, buyurun bakın yani şunun sevimine ve keskinliğine bakın ki burada kropludur bu fotoğraf. Kroplu olmasına rağmen bir hayli başarılı gördüğünüz gibi. Kropta da herhangi bir detay kaybına uğramıyor. Lens flare'in için şöyle bir kare çekmiş olmam. Evet gördüğünüz gibi lens flare'in yok denecek kadar az. Yani hani buradan güneş ışığından yansıyan böyle garip garip renkler oluyor ya. Bu lensle ben ona pek denk gelmedim doğrusunu isterseniz. Heh, bu da bokeh örneklerinden bir tanesi. F1.4 ile çekilmiş vaziyette. Hakikaten çok lezzetli. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Burada göstermek istediğim şey var. Birinci fotoğraf hatırlıyor musunuz? O birinci fotoğraftan crop'tur bu. Gerçi bu XH2'nin crop'u. Yani 40 megapikselin crop'u ama 40 megapikselin aşağı yukarı %300'e yakın bir crop'tan bahsediyoruz. Buna rağmen Lensin başarısı gerçekten keskinlikte üst düzey olduğunu gösterebiliriz. Evet, sevgili dostlar işin video kanadından gelince... ...bu lens... ...zaten video için üretilmiş lens gibi duruyor. Prime lenslerden bir tanesi. Bunların serisine bir tek 33'ü incelemedim ama zaten biliyorsunuz ki... ...bir video prime lensi... ...aldım. O da bunun 23 mm f1.4'ü. Ama... Ee, bu küçük kardeşi de e, 23 kadar başarılı. Ne otofokusta bir kaymaya sebebiyet veriyor, ne fokus breathing'i var yani soluklanması var, ne de herhangi bir sıkıntı var. Çok rahatlıkla kullanabileceğiniz, güvenle kullanabileceğiniz bir video lensi de olduğunu söyleyebilirim bu lensin. Ee, başka söylenecek ne var bu lensle ilgili? Valla kişisel e, deneyimleriyle, deneyimlerimle, ya şu anda bu, bende 23 olduğu için bunu da ilave alır mıyım? Henüz belki almayabilirim. Yani çünkü geniş açı başka lenslerim var. Ama eğer ki böyle bir lens düşünüyorsanız, 16-18 arasında bir prime lens de düşünüyorsanız ya da arasına kaldıysanız kesinlikle bunu tavsiye ederim. Bu çok daha yenilmesi ve çok daha başarılı. Keskinliği çok daha yüksek, cam kalitesi çok daha yüksek ve daha yeni bir teknoloji bir lens olduğu için bunu kesinlikle tavsiye ederim sevgili dostlar. Bu lensin bir de tabii sevmediğim tek şeyi, bu plastik var ya şu plastik, lanet olsun. Şunu Fuji o kadar para alıyorsun değil mi? Ya metal yap şuna be. Ama e, görüntüsünü bozmadığı gibi güneşten de yeterince koruyor. Sevgili dostlar bu lens ile ilgili şimdilik sizlere aktaracaklarım bu kadar. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ki bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdiden teşekkür ederim. Valla şimdilik Sevgiyle kalın, huzur ile kalın, keyif kalın, sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.